Merhabalar, 7 yılın ilk seyahatinde Dubai'ye geldik. Otelimizde odamızın hazırlanmasını bekliyoruz. Saat 7.30, epey erken bir saatte gelmiş olduk. Burada yaklaşık 14 gün kalacağız. Bir hafta kruiz yapacağız. Kruizde Abu Dhabi ve Muscat'ı gezeceğiz. Onun dışında da Dubai'deyiz uzun bir süre. Burada gezilecek çok yer var. Bakalım nereleri gezeceğiz, neler yapacağız. Bir de yeni Sony Vlog kamera aldım. Bundan sonra çekimlerimi bununla yapacağım. Bakalım bu kameramda çekimler ve ses kalitesi nasıl olacak? Vlog çekimler için özellikle üretilmiş bir kamera bu. Şimdi Dubai'yi keşfetme zamanı. Evet, ilk durağımız otelimizin terasında bulunan çatı. Burada böyle bir havuzu var. Etrafından da Dubai'yi seyredebiliyorsunuz. Tarkçığım, biz buraya niye geldik? Neyi bekliyoruz? Ne yapıyoruz? Daha önce bir kere Amerika'da gelmiştik böyle. Ondan sonra hiç bilmiyorduk o zamanlar işi. Bizi birkaç bir şey, devremlik falan gösterdiler. Böyle Disney ticket'ına, giriş biletine ucuz olacaksınız demişlerdi. Ondan sonra böyle bir gösterdiler falan. Yani ilgilenmiyoruz ama hakikaten dedikleri gibi verdiler. Burada da Dubai, suç oranları konusunda en düşüklerde bir yer. Yapacak da bir şeyimiz yoktu. Değişiklik olsun, macera olsun. Atladık da neymiş. Bir sürü kişi geldi az önce. Bakalım şimdi bize ne zaman gelecekler anlatmak. Bir şey ucuza vereceklerini söylemediler. Geldiler. Hi, hello. Good. Do you speak English? Yes. Yeah. Hello. Nice to see you. From Turkey, yes? Yes. Oh, okay, fantastic. How many floors? Bu otele yatırımcı arıyorlar. Bu kadar insanı da topluyorlar etrafta. Getirip anlatıyorlar. Biraz sonra da otelin içini gezdirecekler bize. Oldukça bir organizasyon ağı kurmuşlar, ciddi bir organizasyonu. Buluyorlar mı acaba yatırımcı, merak ediyoruz. Who does the management? Şimdi otele bakmaya. Management for building or for hotel? For hotel we have operator. Burası başkanın yeriymiş. The president of President of Dubai, yes. Okay. And the president of the government. Okay. Evet, burada da Dubai'nin frame'i var meşhur. Buna da gelmeyi istiyordum. Şimdi önünden geçmiş olduk. Bunun tepesine çıkıp şehri seyredebiliyorsunuz. En son geldiğimizde yoktu, yeni yapılan bir şey bu. 5 sene önce gelmiştik. Burası da başkanın sarayı. Karşımızda Burj Khalifa. Şimdi kocaman bir alan var. Sıcaklık 25-26 derece. Ben böyle merakla bakınca teşekkür ederiz. Bir arabayı park ettiler. Bizi saraya doğru götürüyor. Henüz otele gelmedik. Bu reklamını yaptıkları otele. Öyle yürüyoruz. Bakalım. Oldukça da büyük, geniş bir alanı var önünde. Polis arabası. Ha, number one polis car bu. Ha. Bir numaralı polis. Evet. Plakası bir. Ve sarayın oraya kadar gittik. Etrafı çektik. Arabaya geri dönüyoruz. İyi bir arkadaş böyle etrafı anlatıyor bize. Bilgi veriyor. İzin alırsan ilgili... içeri girebiliyor musun? Ha, izin alırsan normalde saraya girebiliyor musun? Evet, normalde ikinci arabaya kadarmış. İngilizce sunum yaptı. İlk müşterisi bizmişiz. Normalde Arapçaymış. İngilizce evet. Şimdi First Collection Business Bay'e geldik. Bu da onların otellerinden bir tanesiymiş. Bize odasını gezdirecekler. Otelin odasına geldik. Böyle bir manzarası var.
içeriye çekelim. Any given time, all of the rooms are same price for investors, right? For investors, when buying some property in this hotel, all of the rooms are same price. No. So, no. Some rooms are more expensive. Yes. But you but the it will be safe. Merhaba. Şimdi burası at yarışı değil mi? At yarışı yeriymiş. Ben demin çektim ama ne olduğunu bilmeden çektim etrafı. Böyle burada. Ve de burayı şu anda dünyanın en yüksek binası ve en büyük alışveriş merkezini yapıyorlar. 2,5 sene sonra bitmesi planlanıyormuş. Böyle bir bilgi de aldık. My family here in this table. Oh. And you see the fire show of room here. Fireworks. Deli böyle güzel bir restoranı da var. Havuzu da çok güzeldi. Oteli bunların firması yapmış. Bütün her yerini satmış. Bize de gezdiriyor. Şöyle güzel bir restoran var. Burç Kalifa manzaralı havuzu var. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Başka bir yere daha gidiyoruz. Oradan da 2,5'da tekne randevumuz var. Tarhan diyorum ki bize zorla satmazlar değil mi? Bu evleri şeyleri yatırımcı yapmazlar değil mi diyorum. Bayağı bir geziyoruz yani Dubai'yi ilk gününde. Her yeni gezdik. Sen ne düşünüyorsun konuyla ilgili? Memnun kaldı herhalde köyü diyor. Böyle gidiyoruz bakalım. 200 bin dolara burada oturma vizesi veriyorlarmış. 200 bin dolarlık yatırım yaparsan. 5 evet. yıl boyunca oturabiliyor musun? Her 5 yılda hala tutuyorsan yeniliyor musun? Sonrasında bir de vatandaşlık için şey düşünülüyormuş. 1 milyon dolarlık şeye karşılık, yatırıma karşılık vatandaşlık vermek varmış gündemlerinde. Böyle tekrar bilgiler gidiyor. De alıyoruz. Milani Palas, Marina Otel'e geldik. Biraz da burayı gezeceğiz. Dubai'nin nüfusunu da öğrendik. 3,5 milyonmuş. Arabamız da burada. Park ediyor. Buranın konumu çok güzelmiş. Marina'ya 5 dakika yürüme mesafesinde. Tren duraklarına yakın. Burada şimdi MasterChef'in restoranı varmış. Burada meşhur herhalde MasterChef. Yes. MasterChef is only the branch in Middle East in this hotel. Burada restoranı varmış. And coming here and week the program is here. Marina Mall is for 5 minutes. Yakın. Ve Marina'ya 5 dakika yürüme mesafesinde. Bakalım buranın odasında gezecek miyiz? Lokal arkadaşlarımız da var. You ask me about local. Now you... Şimdi 2018 numaralı odayı geziyoruz. Marina manzaralı. For this, this in one year sold out. Because the locations. How is the window cleaning here? Yes. Before 3-4 days, it's already 3-4 days. Bunlar bu firmanın yaptığı oteller. Bunları bize gezdiriyor şimdi ki yeni yapılan otelinde satılma potansiyeli, işte yaptıkları işlerin kalitesini gösteriyor. Şu an inşaatta olan bir otele yatırımcı aradıkları için böyle otelleri gezdiriyorlar ve satmaya çalışıyorlar. Bu otellerinden bir tanesi. Dün şey olmuş benim. Yağmur yağmış. Bunlar böyle kirlenmiş. Ondan bütün pencereler kirli. Bir şey yapıyorlarmış. Temizleniyor. Şimdi teknemizin kalkmasını beklerken buradaki kafeye geldik. Bize pasta ısmarladılar. İçeceklerimizi de bekliyoruz. Böyle güzel pastalar aldık. Tarih seçimi. İşte bu. Şimdi Marina Volta geldik. Tekneye bineceğiz. Oldukça kalabalık burası da. Bunun arka tarafı da JBR Volta'ya geçiyor. Oldukça gelişmiş buralar 5 senede. Yeni inşaatlar yapılıyor.
Bu satmaya çalıştıkları, yani yatırım almaya çalıştıkları binalarda bunlar, oteller diyelim. Otelden bir oda satmaya çalışıyorlar şu anda, fiyatını bilmiyoruz. Onlarla ilgili işte anlatıyorlar. Tam manyanın karşısında, konumu gayet güzel. İşte işte sonra da geliyorum. Dünyadaki en büyük yapay marinaymış. Evet. Şimdi Dubai'yi bir de denizden keşfediyoruz. Marina go. Estrela so clear. Valla şimdi de otelin inşaatına geldik. Yukarı çıkıyoruz. Ya da resepsiyonuna geldik. It will be Marriott. Örnek daire. This one it will be the tallest hotel in the world. You like the design? Here will be covering by swatch. It will be okay or you see every all attraction in Dubai and Formula One. You think one night here, one night should do. Şimdi de Marriott otele geldik. Tavana çıkartacak bizi, tavana terasa çıkartacak. Tepeden bir Dubai manzarası göreceğiz. Otelin manzarasını bundan gösterecek. Çünkü evet, çünkü otel bitince böyle bir manzarası olacakmış. Şimdi bizde nasıl bir manzarası olacak ona çıkıyoruz yukarıya. Ya dedim ki hani inşaata bizi de götürürmüş falan, hatta baret takarız ne komik olur falan dedim. Harbiden gittik inşaatına da. Asansör geldi, gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi rufa çıkma zamanı. 52. kata çıkıyoruz. Çok güzel manzaralı bir yere geldik. Bakalım çekebilecek miyiz camdan böyle güzel görüntüyü. Wow! Harika bir manzarası var. Bu da bizim apartman oldu artık. Bugün bunlarla ilgili o kadar çok şey gördük ki artık sahiplendim ben buraya. Bizim otel. Hangisi bizim oda, ona bakıyoruz. Hangisi bizim oda, onu seçeceğiz şimdi. Böyle bu Atlantis Oteli gördüm. Şimdi oraya doğru yaklaşacağım. Burası Atlantis Otel, meşhur. Böyle çok güzel bir manzarası var. Böyle bir ortam var. Küçük patlayanların olduğu yer. Uçak buradan kalkıp buraya iniyor. Paraşütler de buralara, kenarlara iniyor ama şu anda yok atlayan. Az önce tekneyle buradan çıktık. Böyle devam ettik. Şu çıkışa kadar geldik. Sonra döndük. Şurada bir tane küçük gemi var. Orası da cruise port. Biz de buradan bineceğiz gemimize. Böyle yüksekten görmüş olduk. Manzarayı çok sevdim. Bunun için alınabilir burada bir oda. Önden verirlerse senede bir hafta ücretsiz bizde kalabiliyormuşuz. Şimdi de videoyu izlettiriyorlar bize. Ona bakmam gerekiyor. Kapatıyorum. Çok güzel. Şimdi diğer tarafına döndüm binanın. Bu tarafı da böyle gözüküyor. Devletin eski yeni kampanyası var işte. 10 sene önceki Dubai, ondan sonra ve şimdi gibi. Buranınkini de buradan çekmiş, tam bu noktadan eski haliyle yeni halini. Bulursam ben de eski halini koyarım buna ama bulabileceğimi sanmıyorum pek. Ama ne kadar geliştiğini göstermek için buradan bir fotoğraf almışlar. Zaten ne kadar bina olduğunu da görüyorsunuz. Çok yoğun bir trafik var burada. Bir taraftan da yapılmaya devam ediyor. Böyle balkonları çok hoşuma gitti, onları da çekeyim. Bildiğiniz oturuyorlar buralarda.
Hepsi de dolu, boş daire yok. Akşam da başka güzel oluyordur muhtemelen, hepsi ışıl ışıl. İşte böyle bir restoran. Şimdi merkez ofise geri geldik, bu robot gördüğümüz yere. Fiyatları konuşmaya. Bakalım ne kadar verecekler fiyat. Üst kata çıkıyoruz. Bunlarla da hep arka arkayaydık bugün. Biz tekledelim. Onlar iniyor, biz biniyoruz. Onlar geliyor, biz gidiyoruz falan. Aynı anda geldik. Thank you, Mr. Yusuf. Welcome. This is my contractor. Sonunda toplantı odasına geldik. Her yeri gezdik. Şimdi Türk kahvesi yapıyorlarmış. Böyle bir oda var burada. Biraz sonra fiyat konuşacağız burada. Heyecanlıyız, bakalım bize ne fiyat verecekler. Ne düşünüyorsun Tarık, şimdiye kadarki izlenimin ne? İki ortak satıyorlarmış bunu. Bir ara geçen sene 4 ortak kadar satmışlar. 6 fazdan 4'ünü tamamlamışlar. Yani biz şimdi bir oda alırsak yarısı başkasına mı yarısına olacak, anladım. Yarısına başkasına ait, evet. Yani bunun şeysi. Ama zaten aldığın odayı da burası benim odam deyip kalamıyorsun yani. O senin kağıt üzerinde bir odan oluyor yani. Arsadan bir payının yarısı. Hissi verecekler. Gibi bir şey alıyorsun zaten aslında. Zaten arsadan bir payın var. Evet. Ya zaten arsası küçük bunların yani. Diyelim ki otel tabi olmasın da yıkıldığını düşün. Hiçbir şey etmez yani onun arsası. Çöp. Sadece şu haldeyle. Ben fiyatı çok merak ediyorum açıkçası. Evet, yani ne yapıyorlar işte, bir aşağı yukarı 7-8 yılda amorti ettiğini, maksimum 10 yılda amorti ettiğini varsayarak da sonrasında da işte kâra geçeceğini falan düşüneceksin gibi. Bir de değer kazanacak ya işte, nasıl kazanacaksın? Bir de şimdi Türk kahvesi getiriyorlar. Evet, bir de var. Bakalım. Aynen. Yes!